What news could we do? We calling after you. Da-da-da-da. Hepinize merhaba canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kaya Savaşı haritasında kupa kasacağız. Öncelikle aranızda hala bilmeyenleriniz varsa, burası benim Shelly'yi 1000 kupa yanlışlıkla otomatik basarak 1000 kupa yaptığım harita. O yüzden bu haritayı her zaman Shelly oynayarak başlıyorum. Normalde hep ne derim? Amacımız birinci olmak değil derim. İkinci ya da üçüncü ya da dördüncü olsak bile bizim için yeterli derim. Ama bugün amacımız win almak. Bugün diğer günlerden farklı olarak amacımız win almak. Çünkü bu haritada win almak çok kolay. 800 kupada olsanız da çok kolay. 500 kupada olsanız da çok kolay. 1000 kupada olsanız da çok kolay. Şu an içimden sadece sohbet etmek ve konuşmak geliyor. O yüzden oyunu fazla takmadan, oyunla ilgili oyunu fazla umursamadan oyunla ilgili birkaç bir şey söyleyip daha çok sohbet etmek istiyorum. Çünkü uzun zamandır bunu yapmadım ve bunu son birkaç videomda da söylüyorum ve söylememe rağmen yapmıyorum. Gale'a birazcık odaklandım. Ya bu nasıl bir beleşçiliktir ya? Bu nasıl bir beleşçiliktir ya? Aksesuarını kullandı, ultisini kullandı ki sırf iki tane yükümü alıp bedavadan beni kesebilmek için. Bu arada bu haritada mükemmel bir konum var. Hani hep her zaman mesafenizi koruyun, alan yani bulunduğunuz alanı da koruyun falan derim ama bu sefer gerçekten hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü zaten korunan bir alanda, tam şu an bulunduğum yer ya da bir tık altı. Yani orada oyunun başında oraya girip oyunun sonuna kadar da orada bekleyebiliyorsunuz. Çok ilginç bir şekilde hep böyle kupa kasıyorum. Hatta eğer işe yaramadığını falan söyleyecek olursanız gerçekten Shelly'yi bu şekilde burada 1000 kupa yaptım. Şu an ne kadar uğraşsam da bana birinciliği vermeyecekler. Çünkü Stu beni darlıyor buradan. Stu beni bir yakalarsa, bir sıkıştırırsa, az önce bütün mermilerini kullandığı için bu arada çıktım oradan. Eğer beni bir sıkıştırırsa hiçbir şey yapamam. Şu an üzerime gelememesinin tek sebebi ultim. Ya gördüğünüz gibi öyle bir harita ki küçücük duvarlar bile koruyabiliyor. Yani küçücük duvarların arasında saklanabiliyorum. Şimdi bunu yılan yapmak olarak, çalıda pusmak olarak düşünmeyin. Çünkü çalıdaki oyuncuları diğer oyuncular gördüğü zaman hemen onu oynuyorlar. Hemen hani çalıdaki birinin çalıda olduğunu fark edince hemen onu oynuyorlar. Ben çalıya girmiyorum, takım olmuyorum ama çalıya da girmiyorum. Şu an iki kişi takım olmuş, beni darlıyorlar. Yani Shelly'nin Shelly'ye ihanet ettiği bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Her an başımıza bir şey gelebilir. Yalnız bu nasıl bir azim? Her yerden Stu bana vurmaya çalışıyor. Bu nasıl bir azim? Nasıl bir sabır? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten salıyorum oyunu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yanlış hatırlamıyorsam birkaç ay önce, belki daha uzun da olabilir, Jackie'ye bir özellik geldi. Ulti attığı zaman artık kalkan açmıyordu ama artık ulti atarken de hareket edebiliyordu. Bu arada Nita'yı görür görmez aksesuarımı basıp Nita'nın üzerine koştum. Çünkü Nita Jackie'yi kolay bir şekilde alabilen bir karakter değil. Her neyse, ben lafı fazla uzatmadan anlatmak istiyorum. Artık mesela Jackie ulti attıktan sonra durmadığı için, hareket edebildiği için birçok karaktere karşı büyük bir avantaj kazanabiliyor. Mesela Shelly'ye karşı ultisi olan bir Shelly'yi ultinizle kendinize çekerseniz, önceki Jackie için söylüyorum, yani bu özellik gelmeden önceki Jackie için, Shelly sizi muhtemelen tahtalı köye yollayacaktı, yollardı. Ama artık böyle bir şey yapamıyor. Bu arada Mortis'i bir sağa kaçıyor, bir sola kaçıyor, bir sağa kaçıyor, bir sola kaçıyor, bir aşağı bir yukarı. Bütün Jackie oynarken Mortis'leri bir türlü alamıyorum. Çünkü ben yukarı gidiyorum, bir bakıyorum dönüyorlar aşağıya. Ben aşağı gidiyorum, bir bakıyorum dönüyorlar yukarıya. Gerçekten Mortis kesmek hiç bu kadar zor olmamıştı. Şöyle bekleyecektim ama biraz yukarı çıkmak istiyorum. Çünkü orada bir beleş yapabilirim. Aslında üzerine gitmeyecektim. Zaten son anda durmuştum. Boşu boşuna aksesuar attı. Şu an Leon'la kapışmak istemiyorum çünkü Leon'u oynarsam kısa mesafe karakteriyim ben. Eğer Leon'u oynarsam Penny'yi oynarsam Leon bana oynayacak. O yüzden Penny'ye ulti doldurtuyorum şu an. Ultisini doldursun da belki ultisini doldurduktan sonra Leon'u alır. Leon'u aldıktan sonra ben de Penny'yi çok rahat alabilirim. Yalnız Leon iyi ki orada bana dönmedi. Çünkü bana dönseydi, hiç beklemediğim bir şey olduğu için beni direkt keserdi. Şöyle bana vurmasını sağlıyorum ki ulti doldursun. Umarım ultisini düzgün bir yere atar da. Evet, çok düzgün bir yere attı gerçekten. Tam da istediğim şeyi başardım.
Yalnız ulti doldurtmama rağmen hala bana ateş ediyor. Hani insan bir der ki, aa bu Duma Gank bana ulti verdi. Dur ben şu diğerini bir keseyim de Duma Gank üçüncü olmasın. Bu arada amacımız win almak dedim ve hala win alamadım. Artık yapacak bir şeyin olmadığını fark edip Penny'yi oynadım çünkü üçüncü olmak da vardı. Bugün normalde sırasıyla Shelly, Jhaki, Gale, Surge oynayacaktım ama biraz değişiklik yapmak istedim. Özellikle uzun zamandır hiçbir videoda Ems oynamıyorum ve genelde Ems oynayandan Soygun oynuyor. Soygun da artık Ems görmemek için çok kolay, çok tatlı bir şekilde nasıl Ems'i kasabileceğinizi göstereceğim. Bu sefer Shelly ya da Jhaki oynarken yaptığımız gibi duvarların köşelerinde beklemeyeceğiz. Şu an iyice bir kontrol ediyorum çünkü böyle yerlerden genelde oyuncular çıkabiliyorlar ve bir anda birisi bir anda üzerime gelince şok oluyorum. Tıpkı far görmüş tavşan gibi oluyorum. Bilmiyorum biliyor musunuz ama tavşanlara eğer bir anda böyle bir ışık görürlerse oldukları yerde hareketsiz durup kalıyorlar. Ben de tıpkı öyle oluyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir bakıyorum kesiyorlar beni. Yalnız Mortis'in üzerime gelmesi bu hayatta isteyeceğim son şey. Çünkü Ems oynarken Mortis'i almak çok zor. Genelde Mortis oynarken de Ems'e saldırıyorum. Yani Ems görsem ben de saldırırdım bu arada. Onu demek istedim. Şöyle bir uzaktan deniyorum. Acaba bana ulti verirler mi diye ama Mortis'e hiç güvenmiyorum. Çünkü her an gelebilecekmiş gibi diyecektim tam üzerime geldi. Bir küçücük vuruştan sonra ultim dolmuş olacak. Tara'nın olduğu yere gitmeye çalışacağım. Çünkü yani Tara'yla eğer birbirimize saldırmazsak ki takım olmaya çalışmıyorum ama eğer üzerimize saldırmaz birbirimize saldırmak yerine rakibi oynarsak çok rahat bir oyun elde edebiliriz. Çünkü ikimiz de uzak mesafe karakteriyiz ve bir karaktere bir saniye Fank bir saniye. Sen ultini bana mı bekletiyorsun acaba? Sen bildiğin ultini bana bekletiyorsun. Boşu boşuna ultimi kullandığımı düşünebilirsiniz ama ultimi gerçekten boşu boşuna kullanmadım. Fank yakalasaydı affetmezdi. Bibi'yi yaklaştırmamaya çalışacağım. Çünkü Bibi yaklaşırsa bir tane vurduktan sonra arkam duvar olduğu için aksesuar bassam bile beni keser. Mortis'e de bir iki tane denk getirmem gerekiyor. Çünkü ultimi tekrar doldurmam gerekiyor. Şu an yanıma bir Janet yaklaştı ve Janet'i şu an dikkate alamam. Çünkü bütün mermilerimi aşağı kullanmak zorundayım. Janet'a bir tane bile vurursam Bibi ya da Bull üzerime gelecek. Şöyle çaktırmadan Janet'a da ultimi değdirmeye çalışıyorum. Ya balona bakar mısın balona? Hayır böyle olmaz. Böyle ol. Hayır son vuruş. Bir tane daha yememem gerekiyor. Bu son zamanlarda oynadığım en heyecanlı maç olabilir. Son olarak Gale oynayacağım. Neden son olarak Gale oynayacağım? Çünkü neden oynamayayım? Şakalar, komiklikler, komik olmasa bile çok fazla şaka yapıyorum gün içerisinde. Yalnız ne kadar iyi dodge'larsam dodge'layım, Colt'un bir gün dönüp beni alacağını biliyorum. Çünkü Colt bir karakter. Çünkü Colt çok Colt bir karakter. Boş yapıyorum bu arada. Her zamanki gibi boş yapmadan vakit geçiremiyorum. Yalnız orada bir hainlik gördünüz mü? Mortis hemen Dynamite'i görünce Dynamite oynamış. Aynı ben. Bu arada ben de öyle oynuyorum. Ben de çok... Aşağıda sanki biri zehire öldü ama şu an gerçekten Colt'la ilgilenmekten başka yapabileceğim bir şey yok ve bir an tam o beni kesti derken ben onu kestim. Ayrıca videoda bu sefer win alacağız deyip sadece bir kere win aldım. Umarım bu son maç olacağı için umarım bunda da win alabilirim. Çünkü sözümün arkasında durmak istiyorum. Şu an aslında kupa kaybetmedim. Yukarıdaki bir yükü almaya gidecektim ama maalesef Primo yüzünden gidip alamadım. Yine çok azimli bir sütu değilsindir umarım. Çünkü azimli sütular gerçekten oyun sonuna kadar darladıkları için az önce yani azimli sütuyu az önce tecrübe edindim. Ben niye az önce ateş etmedim? Bazen ne yaptığımı anlamıyorum ya gerçekten. Yalnız Primo sen çok yanlış bir hareket yaptın. Gerçekten çok yanlış bir hareket yaptın. Bilmiyor musun bugün? Yani bilmen gerekiyordu. Benim şakalarım çok kötü. Yani kötü şaka yapıyorum ve öyle yani.
Şu an biraz uykuluyum. Aslında yeni uyandım değil. Bu sefer gece çekiyorum videoyu çünkü uyku düzenim tekrar bozuldu. Eğer sabaha kalırsam sabah geç uyanacağım için sabah bu videoyu yetiştiremeyeceğimi biliyorum. Bu yüzden uyumadan önce bu videoyu çekiyorum ve sanırım şu an saat 3 falan. Belki daha erkendir. Saate uzun zamandır bakmadım. Bir tane şansım var. Ultimi denk getiremezsem beni alacak. Bu videoda bu kadar da canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ayrıca video eğer hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın.